Şimdi Hikmet'in sakatlığıyla da ilgili konuşmuşken dün yayınlanan bölümde Yusuf da ilk Hikmet sakatlandığı an ilk koşanlardan ve o anı ilk gören kişilerden biriydi. Ve bu olayı Panayotis'e anlatıyor. O görüntüleri izliyoruz. Ardından buradayız. When he's down, I stop and run next to him. First I see. Yeah, you. His knee, yes. First I see. You know? And you help with the leg. Yeah. Normally, I'm very relaxed for these problems in normal life. But here? But bro, this now, you know? I don't know why I little make to panic. And after all, doctor, you see, you know, I make to panic, bro. Because, yeah, very difficult. Yeah. But I hope I'm with Hikmet. Really, I'm with Hikmet. You know, we many times we fighting, you know, every time, you know. Yeah. You too. But with him, this problem, you know, very different. Yeah. This problem. I don't want injury. Yeah. Nobody. Nobody. Never, you know. Nobody. I'm inshallah, I hope he's come back again. Yeah. No big problem. You know, I hope. Yarışmacılar çok etkilendi bu durumdan ama Yusuf da çok etkilenmiş gördüğümüz kadarıyla. Neler diyeceksiniz? Ben hemen bir şeyler söyleyeyim. Sonra arkadaşlar söylesin istediklerini de. Kaan özellikle Yusuf'la ilgili söyler. Bakıyorum bazen Yusuf'la ilgili şöyle eleştiriler var. Rol yapıyor. Aslında etkilenmedi falan. Yok arkadaşlar öyle düşünmemek lazım. Yani şimdi burada ters çevirin. Yani aynı yerde Yusuf'un da başına gelebilirdi. Allah korusun. Yani Hikmet orada koşarken. Çünkü neredeyse aynı kütle. Aynı hız, aynı parkur, aynı yere ayaklarını basıyorlar. Yusuf'un başına gelse emin olun bu görüntüleri Hikmet de verecekti. Yani kendilerine şunu yüklüyorlar çünkü onlar. Hırslanıyorlar, birbirlerine karşı hırslanıyorlar. Birbirlerine karşı hırslandıkları için de mesela Yusuf'un hissettiği duyguyu az çok hissedebiliyorum. O da kendinden mesul biliyor bu olayı. Çünkü benle bu kadar hırslanmasaydı belki de araba oyunda çıkıp bu kadar asılmayacaktı diyor. Evet. Tahmin edebiliyorum. Aynı şey Hikmet için de geçerli. Yusuf eğer Allah korusun dizi dönseydi bir şey olsaydı... Hikmet de şu an suçluluk hissedecekti, üzülecekti, dibinde olmuş olacaktı, ilk gören olacaktı falan. O yüzden yani yarışmacıları böyle insan değilmiş gibi düşünmemek lazım. Yusuf da etkileniyor, Hikmet de olsa etkilenirdi, diğer bütün yarışmacılar etkileniyor. Bu konularda ne olur eleştiri yapmasınlar. Bence. Bu böyle bir şey çünkü. Sema. Ya ben insana katılıyorum. Yani sürekli bir art niyet düşünüyoruz. Yani bir yarışmacıyı tutabilirsin, birinin fanı olabilirsin ya da öbürünü hiç sevmeyebilirsin. Ya da durup dururken bunu sevdiğin için ona karşı hislerin farklı olabilir. Ama bu oranın en insani kısmı ve Dalaka'dan Afrodite'ye, Ria'ya yani başka ülkenin vatandaşları bile orada hüngür hüngür ağladılar. Survivor orada artık o gün biz gördük ki yarışma dışı bir gün o. Yarışma değil o gün. Yani insanların gözünden akan o korku, o böyle bakamama durumu, o çığlıklar... Bu o yarışma saatleri değil. Dolayısıyla Yusuf o yarışma saatlerinin içinde değil orada zaten. Hikmet'i rakibi olarak görmüyor o an. Hikmet'i oradan memleketten kopup geldi yanında olan arkadaşı. Annesi babası izliyor. Bu çocuk sakatlandı. Acaba yürüyecek mi? Öyle düşünüyor. Bu çok insani bir şey. Yani biz Yusuf'u destekliyoruz ya da Hikmet'i destekliyoruz diye. Yusuf bunu kullandı. Yusuf aslında böyle duygusal değil. Yani bunlar çok saçma sapan şeyler. Sürekli yargılıyoruz. Artık böyle insanların... insani güzel duygularına bakmamız lazım. Sürekli bir art niyet çünkü. Sürekli bir art niyet. Hikmet'i sevenler için de aynı şey. Yusuf'u sevenler için de aynı şeyi söylüyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Kaan sen neler söyleyeceksin? Vallahi çok üzücü bir olay. Bu konu hakkında aslında söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Yani içinde insanlık barındıran herkes Yusuf'un yaptığını yapar. Yani bu dediği gibi Sema'nın yarışmayla ilgili bir şey değil. Burada bir sağlık söz konusu. En önemli şey de sağlıktır. Yani Yusuf'un yaptığını ben kesinlikle içten buluyorum. Zaten Yusuf öyle formaliteden bir şeyler yapabilecek bir çocuk değil. Ben yakinen tanıdığım için söylüyorum. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Ben orada zaten Hikmet'i izlerken yani ben tekrar söylüyorum. Survivor'daki karakterini sevmediğim halde
tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz derecede üzüldüm. Hatta yazı da paylaştım sayfamda, dedim acil şifalar versin Allah falan. Gerçekten çok üzüldüm çünkü gerçekten yani performansıyla hani o Kıbrıs'ı hak eden bir yarışmacıydı. Yani yiğidi öldür hakkını ver. Onun için gerçekten üzüldüm ama Yusuf bana çok samimi geliyor. Hani bunu yakın arkadaşım diye söylemiyorum. Orada ilk koşan oydu. Yani insan nasıl gözyaşı dökebilir ki yalandan saniyeler içerisinde? Yani insanlar görmek istediği, bakmak istediği taraftan bakıyor bence.